Yani kardeşlerimizin yanlış imaj olmaması için söylüyorum. Sadece Allah bizim imani hassasiyetimizi kontrol ediyor. Ve hiç falsı olmamıştır Hazreti Adem'den itibaren kıyamete kadar hiç falsı olmadan mükemmel imtihan olacaktır insanlar. Yani hiç kimseye öyle aklın ihtiyarını alacağı bir şey, bir ayrıcalık tanınmamıştır. Ayetlere de bakıldığında, Peygamber Efendimizle ilgili de ayetlere bakıldığında aklın ihtiyarını alınmadığı Kur'an'dan anlaşılıyor. Allah kendisini sevilmesi önemli görüyor. Bizim o işte cennetin yiyeceklerini, işte ballarını sevmemiz değil Allah'ın hedefi. Kendisini sevilmesini en hayati konu olarak görüyor Cenab-ı Allah. O balı, cennet güzelliklerini onun tecellisi olarak sevmemiz istiyor. Yani müstakil sevmemiz zaten öyle bir şeye müsaade etmez. Ve zevk de alamayız zaten. Yani adam cennete dalacak böyle. Aa ne güzel işte. Ballar, yağlar, yiyelim içelim. Hepsinde aldığı zevkin sebebi Allah'ın tecellisi olduğu için. Müstakil olarak hiçbir şekilde zevk alamaz. İmansız cennete koy delirir sıkıntıdan. Yani koy bir adam götür cennete sıkıntıdan delirir. Mümin sevinçten yerinde duramıyor. İmandan kaynaklanıyor. Tek başına götür, küfür içindeki bir insanı koy cennete, aklına atar yani. Hiçbir yöne ilgilendirmez. Mümin Allah sevgisiyle cennetten çok şiddetli sevgi alır. Allah kendisinin çok fazla sevilmesini istiyor. Çok ağırına giriyor Cenab-ı Allah. İnsanların kendisine ilgilenmemesi çok ağırına giriyor. Yani Allah'ın gücüne giriyor. Onun için böyle intikam alıyor. Yani İslam aleminin mahvedilmesinin sebebi de o. Yani Cenab-ı Allah'ın hakkıdır sevilmek. Her şeyin sahibi. Her şeyi yaratıyor. Adam onu unutuyor, keyfine bakıyor. Adam bir takvadaki ana etmen de bu değil mi? Allah sevgisi. Yani ne kadar Allah sevgisi yüksek olursa insan o derece takvalı oluyor. Tabii ki. Yani adam Allah'ı sevmedikten sonra cennette olsa ne olur, olmasa ne olur yani. Allah'ı sevdiği için sevk alıyor. Allah derin bir sevgiyle sevilmeyi istiyor. Derin bir dikkatle ilgi istiyor Allah. Mesela diyor ki bana hamd edin, şükredin, bolca tesbih edin. Amacı Allah hep sürekli kendisine bağlantı olmasını sağlamak.